Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Rüstem. Hayrola, bir mesele mi var yoksa? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Manisa'dan bir haber mi geldi yoksa? Hayır hünkârım. Lütfü Paşa ile alakalı. Lütfü Paşa bir hatunun edep yerini dağlatmış. Ne? Nasıl olur mu? Kimmiş bu hatun? Suçu neymiş? Aşifte olduğu söyleniyor hünkârım. Malumunuz Paşa Hazretleri epeydir aşiftelere göz açtırmıyor. Sen ne diyorsun Merdan? Emin misin bundan? Eminim sultanım. Hoş geldiniz sultanım. Duyduklarım doğru mu? Ne duydunuz? Bir aşifteye verdiğim cezayı diyorsanız doğrudur. Layığını buldu. Layığını buldu. Senin ceza dediğin bir hatunun edep yerini dağlatmak. Bir hatunun edep yerini dağlatmak. Kadı hükmü olmadan sürgün dahi edilemezken sen nasıl böyle bir ceza verebilirsin? Bu ne cüret? Kadı hükmü olmadan sürgün dahi edilemezken sen nasıl böyle bir ceza verebilirsin? Bu ne cüret? Büyütülecek bir mesele değil sultanım. Bazen ibret-i alem olsun diye böyle cezalar vermek icap eder. Sen bir hatunun edep yerini açmalarını emrettin. Sonra başlarında durup bu rezaleti seyrettin. Ama büyütülecek bir şey yok öyle mi? Hala karşımda durup utanmadan, sıkılmadan kendini müdafaa ediyorsun. Allahümme sabreyn. Zalim bir adamsın sen. Zalim ve edepsiz. Laflarınıza dikkat edin. Yoksa... Yoksa ne? Ben ömrü hayatımda böyle şey duymadım. Sen kimsin paşa? Nereden alırsın bu cüreti? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Hünkârımızın vekili mutlakıyım. Ne yapacağımı size soracak değilim. Bundan böyle sakın benim işlerime karışmayın. Sakın! Çekil! Çekil! Seni daha evvel ikaz ettim paşa. Ben olmadan sen bir hiçsin. İçtiğin sudan sen bir hiçsin. Az evvel saydığın o makamlara kadar hepsini ben bahşettim sana. Bir kere daha unutursan
elinden alırım demiştim. Boş ol. Boş ol. Ben vekil takım. Ben vekil takım. Ben vekil azam. Bırak beni. Sana emrediyorum. Bırak beni. Bırak beni. Ben vekil azamım. Bırak. Ben bu devletin veziri azamıyım. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Bırak beni. Deyus. Bırak. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Öldürecekti. Sultan Süleyman Hazretleri! Oğlan. Hünkârım. Kardeşim. Ercan'a Lütfi Paşa'nın sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Değilsin. Versene. Zinden atın bunu. Hünkârım. Yıkıl. Yıkıl. Ahmet Çelebi, seni Batakhane'de günahkar bir hatunun koynunda yakalamışlar. Öyle mi? Sen ki Rumeli kazaskeri Ebu Suud Efendi gibi bir alimin evladısın. Ne işin var senin Batakhanelerde? Şeytan uydum Paşa Hazretleri. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Vallahi biz seni namazında, niyazında iyi bir Müslüman olarak bilirdik. Vaka senden hala müderris de yok payitahta. Tövbe estağfurullah. Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Baban duyunca ne çok üzülecektir. Gel. Paşa Hazretlerim. Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Dur. Thank you.
Manisa'dan bir haberim var yoksa. Edebiyatı dağılmış. Nasıl olur? Kimmiş o hatun? Suçu neymiş? Başüstü oldu. Yukarıydı. Lütfü Paşa bir hatunun edebiyatını dağılmış. Nasıl olur? Kimmiş bu hatun? Suçu neymiş? Cemal! Bindir beni, bindir beni. Ne olur, ne olur. Ay sevmez. Böyle elim getirdiğine göre. Gelip bak, neler oldu bilmek istiyorum. Bir hatunun hadi. Edep yerini asmalarını emretti. Sonra ya ağzına s***. Hatunun bitince. Edep yerini asmalarını emretti. Sonra başlarında durup bu rezaleti seyrettirin. Ama büyütülecek bir şey yok öyle mi? Bana da mı ceza vereceksin? Ben ömrü hayatımda böyle bir şey duymadım. Sen kimsin paşa? Nereden alırsın bu cüreti? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Hünkârımızın vekili mutlakıyım. Ne yapacağımı size soracak değilim. Bundan böyle sakın benim işlerime karışmayın. Sakın! Çekil! Seni bir hayvanı ikaz ettim. Boş ol. Boş ol. Başladı. Ya da ben arkadan geleyim. Arkadan geleceksin. Ya hayır ama hep kendini böyle bu... Ondan sonra kamerayla bizi takip edersin biraz. Dura dura falan. Ses verdim. Hadi be duram bastır şunu. Boş ol. Boş ol! Ben vekil olacağım! Ben vekil olacağım! Bak beni! Sana emredin! Bırak beni! Bırak beni! Bu ne bırakıyorum? Geri gel! Geriye gitsene. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Dur. Geçmeseydi.